Herkese günaydınlar arkadaşlar. Evime yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Saat şu an 8.30. Ben hamurun başına geçtim. Söylemiştim dün. Ablamla annem hastaneye gidecekler. Dönüşte de ablam bize gelirsin dedi. Ben de siz bana gelin dedim. Çünkü yorgun olacaklar malum. Gözleme yapayım istedim. Dün de mantar almıştım biliyorsunuz. Onu kavuracağım. Şimdi şöyle göz kararı tuzu ekleyeyim. Göz kararı un var. Mayalı olmadığı için böyle yoğurayım. Hemen açayım istedim. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilikler, güzellikler versin inşallah. Kapalı, yağmurlu bir hava var yine Zonguldak'ta. Dün demiştim ben size ya artık bundan sonra... Pardon, önceki gün demiştim. Zonguldak yağmuru, çamuru bitmez. Şimdi bunu böyle 3-4 beze olacak şekilde yoğurmak istedim ama benim elim pek aza gitmez biliyorsunuz. Bakalım kaç beze çıkacak. Annemin randevusunun bir tanesi 8.30'da erkendendi. Kardeşim bırakacaktı. Ablamı da alıp ikisini hastaneye getirecekti daha doğrusu. Sesim de sabah sabah hiç çekilmiyor değil mi? Sabahın köründe kalktım. Yani gönderdim. Hamurun başına geçmeden önce nevresimleri çıkardım. Dün akşam havluları atmıştım geç saatte. Şimdi nevresimi atacağım ama asmaya yer yok. Yenileri taktım. Eskiler makinede duruyor. Şarjı bitti. Onu hemen şarja takayım. Hatta şu arkamda takayım da en yapana kadar o da olsun. Evet. Radyoyu hemen taktım. Hemen hamur yoğurdum ya şuram kızardı. Unutmamam lazım. Şunu biraz kısayım da. Yarın sabah 8'den akşam 5'e kadar elektrik yokmuş. Mesaj geldi. İnşallah unutmam. Yoksa Allah Allah temassızlık oldu herhalde bunda. Kapanıp duruyor. Evet. Soru, bugün son gününüz olsa ne yapardınız? Tövbe estağfurullah. Hülya'm hayatımın son günü olsaydı ben de matematik yapardım dedi. Tövbe yarabbim. Gerçekten artık son günü matematikle senden kurtuldun diyemez miyiz? Eğer sevmiyorsan, seviyorsan da belki vedalaşıyorsundur. Selçuk bana bir gençlik borcu olan Fenerbahçe stadında olmak isterdim dedi. Betül evde uyup örneği beklerdim, yapacak bir şey yok dedi. Sude bütün paramla yemek yerdim dedi. Sefan olsun. Hilal tövbe estağfurullah bu arada. Tövbe eder Kur'an okurdum dedi. Emrah söyleyemediklerimi tek seferde haykırırdım dedi. Bence bu en mantıklısı. Gerçekten eğer son günümüzse şimdiye kadar kime ne söylemediysek, neyi sakladıysak hepsini böyle tek seferde açıklamak. Mert yazdı. Bütün arkadaşlarımı toplar, deliler gibi yer içer gezer ve aldatan aşık olduğum kişiye gününü gösterirdim dedi. Benim yüzleşmekten bahsediyor. Ve son olarak Merve, peki sen ne yapardın dedi. Tabii ki yayın. Başka bir cevabımız olmaz muhtemelen yine yapardım. Biraz önce sizden gelen cevaplarla devam edeceğiz. Joy Türkiye'de Instagram sayfası.
seni unutamadım. Bu benim kazan, ne yapsam unutamadım. Şimdi gözlemeler dinlenirken onları birazdan açıp pişireceğim. Buraya bol soğan kestim. Ay şeklinde gördüğünüz gibi baharatları koydum ve tabii ki de elimle parçaladım. İstiridye mantarlarını ekledim. Şimdi güzel karıştıracağım. Kapağını kapatacağım. Kendi halinde pişecek inşallah. Bu kadar, ben başka bir şey yapmıyorum buna. Farklı yapan arkadaşlar varsa yazarsanız sevinirim. Çünkü biliyorsunuz mantarı biz ailece çok seviyoruz. Annemle ablam da istiridyeyi çok sever. O yüzden yapayım dedim böyle. Şu an karıştıramıyorum da tek elle. Birazdan karıştıracağım bakalım. Evet, tekrardan herkese günaydınlar arkadaşlar. Bezimi aldım. Şöyle bir 5 dakika oturayım. Havayı da size göstereyim. Bakın yine her zamanki gibi yağmurlu puslu bir Zonguldak sabahına uyandık. Çok soğuk değil. Camım açık gördüğünüz gibi, ev havalansın diye açtım. Saat şu an tam 10'a 25 var. Bakalım ablamların işi kaçta bitecek, kaçta gelecekler. Malum cam sehpaların tozunu alacağım. Kalktığım zaman böyle toz içinde oluyor. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Mantar pişiyor. Gözlemeyi de birazdan yaparım. Aslında gözleme işinden yapmak istiyorum ama soğusun da istemiyorum. Ama onlar gelmeden de yapmam gerekiyor. Bir 15 dakikaya kadar yaparım Allah'ın izniyle. Böyle arkadaşlar, eğer bugün inebilirsem çarşıya ineceğim. Söylemiştim sanırım. Giysi pazarına gitmem gerekiyor. Oradan pazara geçmem gerekiyor ki inşallah hava ortada. Ablamın da inmesi lazımmış. Artık bakalım, ya beraber ineriz ya ben gelirim o gider. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Öyle, ben şimdi tozumu alayım. İnşallah annemler gelince de tekrar sizlere paylaşırım, çekerim ama ondan önce gözlemeyi beraber yapacağız. Mutfağa geçtim arkadaşlar. Tavanın altını yaktım. İstiridye mantarını kapattım. Şimdi gözlemeleri şöyle pişireyim. Bugün neden bu kadar yumuşak yaptım hamuru bilmiyorum. Açarken birazcık zorlandım. İnşallah tadı lezzeti güzel olmuştur. Eşim varken çok yapayım dedim. Bir türlü olmadı. Çünkü hep dışarılardaydık biliyorsunuz. İnşallah yaparım ona da. O da çok seviyor çünkü. Bir kere daha demiştim ya. Onun sevdiği şeyleri böyle yaparken gerçekten hani tuhaf oluyor. O da bana kızıyor. Sen beni düşünme. Ben her şeyi yiyorum, içiyorum diyor ama insan aklı kalıyor. Şimdi tava ısınsın. Bu arada birazdan bir ablamı arayacağım. Saat 10.30 oldu. Daha işleri vardı, hiç aramadım. Birazdan bir arayayım, bakayım neredeler, ne yaptılar, bitti mi işleri. Ona göre kahvaltıları falan hazırlarım. Bana da bir ağırlık çöktü. Geç yatmıştım tabii, erken kalkınca böyle. Ama işte. Dolaptan tereyağını da çıkartayım. O pişerken şöyle bunları da burada açayım. Gerçekten uyuyacak noktadayım. Bir uykum geldi. Tövbe yarabbim. Niye böyle oldu bilmiyorum. Şurada dursun tereyağımız, bıçağımız. Ay. Ben böyle yapıyorum tam pişmeden. Ay tövbe. Böyle hafif yağını sürüyorum. En sonda iyice kızarınca yağ sürüyorum. Mis gibi oluyor.
Bugün kaçıncı kere sildim ben buraları? Hep bir şeyler dökülüyor. Bir şey diyeceğim. Elhamdülillah. Hep beraber. Çok şükür. Dün akşam Yaren de böyleydi. Yine bir hapşırık tuttu onu. Yaren de bir alerji testi için getireceğim tekrar da. Bir türlü olmadı. Yazıları da yoğun. Ama en yakın zamanda getirmem gerekiyor. Şimdi bir tavuk ayarlayayım. Bakın nasıl kabarmaya başladı. Biraz dinlendi ya. Bu şekilde dinlenince güzel oluyor. Ben böyle sık sık çeviriyorum arkadaşlar. Evet, gözleme olmak üzere şimdi ablamı aradım. Birazdan gelecekler. Hatta bana haber verecek. Çay suyunu koyacağım. Bir tek şimdi sıra bekliyorlarmış. Bu manevra yapılacakmış kulak için. Vertigo var mı yok mu diye. İnşallah yoktur bakalım. Önemli bir şey olmasın da. Nöroloji bir ay sonra kontrole çağırmış annemi. Öyle arkadaşlar, gelecekler bakalım. Ben de yavaş yavaş çay suyunu koydum. Onları aramadan soframı da kuracağım. Kahvaltılıkları falan daha hazırlamadım. Bakın şimdi göstereyim size, dayanamadım, böyle ucundan kopardım. Görüyor musunuz? Kat kat olmuş, yumuşacık olmuş. Hepsi de çok güzel olmuş. 4 tane çıktı zaten dumanı üstünde. Ben sıcakken acayip severim. Şöyle ıslanmasın, terlemesin diye kapatıyorum. Zaten terledi, fanusu ara ara siliyorum. Gelmelerine yakın tabağa kesip koyacağım. Mantar kavurdum. Yumurta da haşlayacağım. Böyle patates falan kızartmayacağım. Sofrayı da kurmaya başladım bakalım. Hemen şöyle eşofmanı geçirdim. Maskem de elimde. Ekmek alıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıcakları daha eklemedim. Saat 1 oldu. Maalesef daha gelemediler. Ablam çıktık geliyoruz dedi de çok uzun sürdü. Bakalım neler yaptılar, çok da uzun konuşamadım. Sadece vertigo için test yapılacaktı bu denge testlerinden. Nöroloji falan ne dedi ne yaptı hiçbir bilgim yok. Dediğim gibi gelmelerini bekliyorum. Ben de bu saate kadar kahvaltı yapmadım onlar gelsin diye. İnşallah gelirler. Hamur matını da yıkadım, oraya koydum. Bu matları yıkanmıyor diyorlar ama ben asla öyle kullanamıyorum. Havada böyle. Bakalım, çarşıya da inmem lazım, söylemiştim. Öğlen ezanı okunuyor. Aziz Allah. Evet bakalım, birazdan gelirler inşallah. Annemle ablam şimdi geldiler. Gözlemeleri sabah yaptım. Biliyorsunuz burada yumurta yaptım ve gördüğünüz gibi mantar kavurmuştum. Kahvaltılıklardan da çıkardım. Annem burada, ablam da bir üstünü çıkartıyor. Şimdi oturalım, güzel kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra inşallah tekrar görüşürüz arkadaşlar. Ablam daha yorgun da sanki ben hastaneye gitmiş gibiyim. Şimdi annem uyuyor. Kızım da bugün erken geldi. Ablamın çarşıda işi var. Benim de işlerim var, söylemiştim size. Böyle ikimiz de bir tuhafız. Otobüs geldi. Gidiyoruz bakalım. Bu yol trafiğe kapanmış yarına kadar ama anons ettiler ama anlamadım. Çalışmalar var. Evet, buralara asfalt dökülüyormuş. Şimdi öğrendik. Ablamla beraber giysi pazarına bakacağız. Ablamın ufak bir işi vardı. Vallahi buralar felç bir durumda. Asfalt dökülüyor. Güzel olacak ama şimdi böyle trafik felç olmuş. Bugün çok kalabalık ya. Değil mi abla? Evet. Ablam da bir an kamerayı açtı. Unuttu kimle konuşuyorum diye bakıyor. Kendi kendime. Şurası mıydı? Evet. Biz şimdi bu montlara bakıyoruz. Böyle eşim bunun değişiğini almıştı da. Haber bekliyorum ondan, bakalım. Az önce ablamla birbirimizi kaybettik küçücük pazarda. Aha. Kır kır rahat et. Bir şey olmadı değil mi? Yok, kırarsak değilmiş. Aynen. Şunlar da güzel. Buraya her hafta böyle değişik geliyor. Bak şunlardan aslında kahvaltı takımı. Geçen bakmıştık ya. Ama kalmamış uzunları. Abla burada aldın yoksa kalmıyor. Bunların 3 tanesi 10 muydu, öyle bir şeydi. He, şurada. Yok, uzunlar da bak yemek tabakları falan gelmiş. He? Abla. Yok. Evet, şunlar. Ne güzeller. Pasta tabakları, doymadık.
Allah doyursun gözümüzü. Şuna baksana sebebi. Bunların tanesi mi 5'ti? Bunların tanesi ne kadar? Bak evet, tane 5. Hepsi güzel. Böyle 50 lira parça. Ablamla takım yapıyoruz böyle lastikli. Şöyle alayım bir saniye. Üstü de şapkalı değil de şöyle bakıyoruz. Bayağı güzel. Yani başka yok şunlar çünkü şey gibi, cerse gibi. Aha, size babamı çekeyim. El salla. Şimdi konuştuk, torbasına bir asıldım, aklı çıktı babamın. Babamla karşılaştık. O da kestane almış. Valla pazarda 12 TL diyor ama bakacağız. Ablam şimdi şöyle birazcık bir yemiş alacak. Buradan da inşallah pazara geçeceğiz. Bakın şöyle harika bir köy ıspana, 6 TL kilosu. Ablamla yarımşar kilo aldık ama çok güzel. Pazara girdik bu arada. Şöyle artık biberlerin sonları, 10 liraymış yarım kiloda biber aldım. Oo, buralar boşalmış bile abla. Lahana alacağız. Bartın lahanası. Şurada var ama oo, çok büyük o. Şimdi kestane arıyoruz. Bugün böyle çok çekim yapamadım, kalabalık. Bir de bizim acelemiz vardı. Ablam şöyle mandalin alıyor. 10 liramız o. Bakın yağlı marul. Her sefer çekiyorum. Ne kadar abla? 5. Kestane yok, şaka gibi ama. Bir tanesini ben şöyle girer. Bartın lahanası. Bende bozuk var abla. Bu biber de küçük küçük. Kabak yeni yaptık da. Ay bu nerenin mantarı? Ne kadar büyük. Töngel var. Bakın o da kocaman. Ay yok, pazara böyle akşam gelmeyeceksiniz ya. Çok bir şey kalmıyor. Bu abla da şöyle buldum. 20 TL. Kendileri toplamış böyle güzel. Yok bugün çok fazla. Hala domates var. Ne? Al. Ayva al. Böyle yeniyormuş arkadaşlar, bakın şimdi. Ayvayı böyle çıkardın mı? Tamam. Şuradan tek büyük kaşıkla beraber. O şekilde. Bıçak koyuyorsun. Yani. Bıçak vurdun mu ayvayı at. Ha, kaşıkla. Anladın mı? Kaşık. Ondan sonra da güzelcene temizliğini yaptın mı, limonunu sık. Oh. Bir de o yumuşatacak onu. Ha, limonla. Teşekkür ederiz. Annemi aldım. Saat 6.30 mu oldu anne? 5.30 mu? Yo, 6.30 tabii. Bakmadım saatte. Vallahi Yaren de önde. Şimdi ablama gidiyoruz. Ablam da bir şeyler yiyeceğiz. Eve bayağı bir geç geldik. Ablamın torbalarını yardım ettim. Ona bıraktım. Tekrar eve geldim. Güzel aldı. Bugün anneme de diyorum, o kadar koşturduk ki yani anlatamam size. Ama güzeldi. Annem yalnız kalmadı. Yaren vardı evde Allah'tan. Şimdi dediğim gibi ablama gidiyoruz. Böyle aperatif bir şeyler yiyeceğiz. O normalde et çıkarmış, lahana saracakmış. Dedim abla, o bu saatte olmaz. Olmaz. He, o da dedi ki onu yemekten sonra sararız, yarın yaparız dedi. Öyle. İyi misin anne? İyi. Annemin de bu arada neydi? Vertigo'dan şüphelenmişler başlangıcında. Nöroloji ilaç başlatmış. Ama iyi görmüşler çok şükür. Onları sonra detaylı konuşurum inşallah, unutmazsam. Hem nöroloji hem şey. Evet. İkisi de ilaç. Bir de psikiyatriye gidecek. Annemde böyle panik atak gibi bir şey var. Psikiyatriye getirirseniz kafası biraz rahatlar demiş hoca. Öyle koşturma. Bugün koşturmalı bir gün oldu ama. Şimdi annem ablamda kalacak. Hem yarın bende elektrik yok, hem de diyor ki hep sende kalıyorum. Bugün diyor şurada kalayım kızım diyor. Yavaş, ben de tamam anne dedim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Saat 9.30 arkadaşlar. Biz kızımla ablamdan geldik. Güzel beraber sofra kurduk, çay içtik, kuru yemişimizi falan yedik, etrafı toparladık. Şimdi geldik. Neler aldım? Bunları giderken böyle tezgahta bırakmıştım. Şöyle bu Ağrı'ya gidecek eşimin oraya. Güzel bir ıspanak aldık. Size orada çekmiştim. 6 TL'ydi ama çok güzeldi. Yarım kilo aldım. Ablam da yarım kilo aldı. Şöyle ıhlamur aldım. Bunu arkadaşıma göndereceğim inşallah. Ayva aldık. Kilosu 5 TL'ydi. Şu 3 tanesi 1 kilo gelmiş. Bize yeter de artar.
Ve gördüğünüz gibi son biberler çok güzeldi. 10 liraydı. Yarım kilo aldık. Birazcık da vardı dolapta. Bugün bayağı bir kestane sorduk, aradık, taradık. Bakın bu da çok çok kalın değil ama kötü de değil. 20 TL'ydi. Ben böyle 3 kilo aldım. Bununla montu yarın Allah kısmet ederse inşallah bakalım. Eşimden daha adres almadım. Eşime göndereceğim. Bir de sivit vardı onu aldığımız. Onu koyacağım. Erken kalkabilirsem gideceğim kargoya. Çünkü ablam kahvaltıya çağırmıştı. Erken kalkamazsam da öğleden sonra veririm. Hatta töngel de eklemek istiyorum inşallah. Aldıklarım böyle. Bir de eşortman aldım. Alt üst. Şimdi onu da göstereceğim size içeride. Vallahi keyifli bir akşam geçirdik. Güldük, eğlendik böyle. Biraz yorgunduk tabii ki. Bayağı da yorgunduk hem de. Ablam özellikle 2 gündür hastanedeydi. Bugün de hastane. Annemi de onu da yormuştu. Erkenden geldim. Ben şimdi birazdan evi süpüreceğim bu saatte. Delilik diyeceksiniz ama değil. Yarın elektrik yok. Saat 9'dan akşam 5'e kadar süpürmem gerekiyor o yüzden. Şimdi bunları yerleştireceğim ama ondan önce ne yapalım? Salona gidelim. Terlikler falan burada kalmış. Buradaydı sanırım. Evet burada. Yaren'e gösterdim demin de. Hatta alt olanı denedim. Üstü denemedim. Şöyle 50 TL'ydi ama malı o kadar güzeldi ki Allah kısmet ederse böyle bir tane daha alacağım. Siyahım kötü olmuştu. Böyle lastikli aldım ama bayağı kuzguni siyah. Güzel yani. Ablamla beraber seçtik. Ve şunu da göstereyim. Aslında şapkalı istiyordum. Şapkalı bulamadık. Ama dediğim gibi malları gerçekten belki hani kamerada çok belli değildir. Çok güzel arkadaşlar. İhraç fazlası oluyor ya onlara benziyor. Üstü X'ler aldık. Bunun kalıbı küçüktü. Ama eşortmanı göstereceğim şimdi bir saniye. Şöyle gördüğünüz gibi large aldık. Güzel oldu. Yaren şöyle yazılıları veya şöyle çizgili hani sevmiyor. Ona düzlerden bulursam inşallah haftaya ona da alacağım. Gerçi bu beyefendi cumartesi de varmış. Ben epeydir böyle pazarlara gidiyorum. Biliyorsunuz kendime çok bir şey almıyorum. Bugün böyle ablam ısrar etti onu da. Almış olduk. Şimdi bunları yıkanmaya atacağım tabii ki. Ben mutfağa geçeyim. Aldıklarımı yerleştireyim. Ondan sonra da kapanışı yapalım. Bugünlük benden bu kadar olsun diyelim artık. Çünkü sesimden de anlıyorsunuzdur. Bayağı bir yorgun hissediyorum kendimi. Evet, evde bir sessizlik hakim. Yaren ders yapıyor. Ben de uyudum. Uyuyacak bir moddayım. İnanın normalde hiç adetim değildir bu saatte. Kesinlikle hiçbir komşumu rahatsız etmem, ev süpürmem, ses yapmam. Ama dediğim gibi bugün misafirim vardı. Yani annemle ablam vardı. Bir de dün de yapmamıştım. Nevresim falan değiştirmiştim. Çamaşır asmıştım. O yüzden mecbur süpürmek zorunda kaldım. Söylediğim gibi yarın elektrik yok. Ablamlarda var, bende yok arkadaşlar. Artık bakalım geçenki gibi olmayayım da. Geçen biliyorsunuz sırf elektrik olmadığı için AVM'ye gitmiştim ki neyse ablamlarda var bu sefer. Sabah da oraya gideceğim bakalım inşallah Allah'tan bir şey çıkmazsa. Saat bu arada onu geçti. Daha edit yapacağım. Ben size çok çekemedim ama biz bugün çarşıda baya baya dolaştık ablamla. İki sefer çarşı tarafına gittik, pazara gittik, giysi pazarına girdik falan derken baya bir yoruldum. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım o zaman. He bu arada annemi soracaksınız. Ben de unuttum söyleyeyim. Annemde vertigo başlangıcı olabilir demişler. İlaca başlamışlar çünkü bu hareketleri yaptıktan sonra birazcık baş dönmesi olmuş. İlaca başlatmışlar. Bir ay sonra kontrole çağırmışlar. Nörolojide beyin küçülmesiyle ilgili ilaca başlatmış. Daha önce de başlatmıştı. Anneme dokunduğu için içememişti. Benim annem öyle ilginçtir ki artık ameliyatlarından mı kaynaklı, hastalıklardan mı kaynaklı bilmiyorum. İlaçları zor içiyor artık. Acayip bir alerjik durumu var. Çok kötü oluyor. Hatta Ankara'ya gitti. Orada yattı, tedavi gördü. Geçen sene miydi, önceki sene miydi? Sanırım önceki seneydi. Yani öyle ilaçları da uzun süre içemiyor. Bakalım nasıl olacak? Yarın ilaçlara başlayacak. Hem kulaktan hem de beyinle ilgili ilaçlara. Zaten ekstra içtiği ilaçlar da var. Öyle yani şükürler olsun korkulacak bir şey yok. Ablam sadece nöroloji doktoruna annemin böyle hani panik hallerini, yalnız kalma, işte ölüm korkusu bunları söyleyince psikiyatriye getirirseniz iyi olur demiş. Bir ara oraya da getireceğiz bakalım. Öyle bugün de yine güzel haberler aldık. Çok şükür diyorum. Evet, o zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Dediğim gibi işlerimi halledeyim.
O zaman ne diyelim, bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Ama bir saniye, selam bekleyen bir arkadaş vardı. İsmine bakmam gerekiyor. Birkaç gündür selam bekleyen ve benim maalesef yoğunluktan unuttuğum bir arkadaşım, kardeşim vardı. Esracığıma ve kızı Buğlem'e buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Öpücükler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse yarın inşallah tekrar buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.